Görkem kızım nasıl oldun? Babanlar nasıl? Daha iyiler değil mi? İyiyiz hepimiz. Toparlayacağım ben de. Zaten bugün babamla görüşmeye gideceğim. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Vurdu mu yoksa yine sana? Fatih. O ne biçim laf oğlum? Oğlum, babayla kız arasına girilmez. O an sinirle oldu zaten. Evet, öyle bir sinirli bir anıydı o. Bugün daha sakin konuşuruz. Ama sizin beni merak etmenize gerek yok. Yani siz boşanmak üzere olan kızınızı düşünün. Hayırlı sabahlar. Ne diyor Nilay, Mustafa? Nerede kalmışlar? Ya dava bitmiş. Mustafa da Nursema'ya moral olsun diye çay götürüyormuş annem. Evde istelerdi çaylarını. Ne gerek vardı şimdi? Hayır, zaten hiçbirimiz de istemedi yanında. Ya abim yanındaydı zaten anne. Kalabalık olmamızı istemedi. Haklı kız, bırak istediği gibi olsun. Fatih doğru söylüyor hanım. Düşmeyin çocukların üstüne. Siz anca bana zaten her şeye boş ver diyorsunuz. Ya o kızım boşanıyor, benim nasıl boş vereyim? Anneciğim, yani bu süreçte ablamın üstüne gitmememiz gerekiyor. Evet, lütfen üstüne gitmeyelim. Evet, afiyet olsun, ben işe geçiyorum. Tamam baba, benim sabahtan işim yok, sonra geleceğim. Peki. İyi, hadi ben de seni geçireyim. Kızım, ben evdeki bütün çeyizleri toparladım, depoya kaldırdım. Kıyafetlerini de yerleştirdim odana. Sağ ol anne, teşekkür ederim. Ama depodaki çeyizleri sen ihtiyaç sahiplerine ver, boşuna çürümesin. Aa, niyeymiş o? Ben küçüklüğünden beri hazırladım sana o çeyizi. Hayatta olmaz. Belki de sorunumuz budur anne. Hayata hazırlanmak yerine çeyiz hazırladığımız için belki de bu haldeyizdir. Aman sen de. Neydi belirsiz, adamın biri kalbini kırdı diye hiç böyle konuşma. İstemiyorum anne o eşyaları bu evde. Anne istemiyorum diyor, gitme kızın üstüne. Pembe Hanım işine gelmeyince biraz zor anlıyordu. Yavrum ben ne dedim şimdi? Hayır, ne desem kabahat. Seni iyiliğin için söylüyorum. Tamam anne, teşekkür ederim. Ama ben artık ne istediğimi çok iyi biliyorum. Ne istemediğimi de. Afiyet olsun herkese. Ben hazırlanıp kanala geçeceğim. Sağ ol. Hadi Fatih, biz de kalkalım. Tamam, ben seni bırakayım. Yok, ben kendim giderim. Hayırdır Görkem? Sen de mi iş başı yapıyorsun? Evet. Sorun mu var? Yok, da malum. Ya milyonlarca yürek tek bir soru. Sen babanın yanında açık mı olacaksın, kapalı mı? Şimdi Nilay'cığım, sen evde bütün gün boş oturduğun için hepimizin hayatını merak etmen çok normal, ama o kısıtlı kapasitedeki aklını daha verimli, daha basit şeyler için kullanırsan senin için daha iyi olur. Yorulmamış olursun. Tamam canım, hadi gel. Allah aşkına şununla tartışma, ne olursun. Gel anne, gel. Ay vallahi torunumu seveyim de azıcık moralim düzelsin. Ay babaannem benim. Nursema'ya mı üzüldün? Nilay. Ay. Hatırlıyor musun? Ben senin yanında bir söz vermiştim. Ya nasıl unuturum, ant içtin resmen. Herkese ayıracağım dedin. Önce Fatih ile Doğan'ı, sonra Nursema ile Umut'u ayıracağım dedin. Hı? Evet, öyle dedim ama hiç mutlu değilim. Nasıl ya? E hani Doğan ve ailesini tanımadığımız güneye geri dönmek istiyordun anne. Evet, istiyordum. Ama Nursema'ya baksana, böyle bambaşka biri oldu. Dik başlı biri oldu. Çalışma diyor, kariyer diyor, saçma sapan. Görkem de sen hiç beklediğim gibi çıkmadı. Yanıldım. Vallahi anne kusura bakma ama o konuda büyük yanıldın gerçekten. Ben sana diyeyim, Görkem bize kan kusturacak, biz kızılcık şerbeti içtik diyemeyeceğiz. O şekil yani. Tek isteğim ailemi bir arada tutmak. Her şey eskisi gibi olsun istiyorum. Yan yana olalım, saygılı olalım. Yani yemek yiyelim diyeceğim ama yani yemek yemekten başka bir şey yapmıyoruz.
Ay aman, zaten sofrada kim ağzını açsa bir tartışma çıkıyor. Vallahi bunaldım. Oğlum, hadi sen de bize bir fikir var. Aa! Yarın Abdullah Bey'in doğum günü. Bahanesiyle bir kutlama yapalım. Bildiğimiz kutlama, parti falan yani. Yok yok, öyle büyük bir şey değil. Bir pasta yaparız, kendi aramızda kutlarız işte. Büyük olmadıktan sonra ne anlamı olacak anne? Yok kızım, bize yeter bu kadarı. Hem zaten kutlama oldu mu kimse tartışmada çıkaramaz. Neyse, nasıl istiyorsan öyle olsun. İyi. Zülker! Zülker! Annem, geldim. Ha. Buyur anne. Zülker, sen hemen şimdi işlerini bitir, tamam mı? Yarın Abdullah Bey'in doğum günü. Ben güzel bir pasta yapayım diyorum. Senle de bir ara çıkar, bir hediye bakarız. Tamam annem. Tembel tatlısı mı yapsak? Ha, o neymiş, hiç duymadım daha önce. Ya kurban olayım, sen nereden duyacaksın? Fakir tatlısı bu. Bisküvili pasta fakir pastası değil mi ya? Yok, bu hem tembel hem fakir. İyi, neyse ne, ben şöyle normal güzel bir pasta yapacağım, tamam mı? Sen şimdi işlerini bitir hadi. Bitirim bitirim de annem. Şu seherden vakit kalırsa. Hala mı uğraşıyor? Kurban olduğum her şeye maydanoz oluyor. Dur bakalım sen. Onun da bir sırası gelir. Tamam. Hadi sen bitir işlerini. İyi oldu. İyi oldu, iyi düşündün. Oğlum, yarın kutlama var. Ne benim canım? Ne o babaannesi?